Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar. Ben kalktım, sabah erkenden terapime geldim. Son çene tedavim vardı bu arada. Bugün son seansımdı ve uzatmadık. Çünkü iyileşti arkadaşlar. Yani yaptığı taktikler, teknikler, bana verdiği dersler evde yapmam için falan acayip iyi geldi. Rahatsızlığım da gitti bu arada. Beni takip edenler biliyordur zaten. Sadece yeni katılanlar varsa aranızda onları da bir kısa bahsedeyim. Arkadaşlar bir sabah kalktığımda çene ağrısıyla kalktım ve çenem çıkmış demişti doktor. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Çenem kaymış mı çıkmış mı ne? Onu tekrardan yavaş yavaş yerine böyle oturtmak için mi veya kaymasını engellemek için mi? Bir çene tedavisi gördüm. Böyle masaj ile terapi ile 6 seansa tekrardan yerine oturtturduk. Ve umarım daha çıkmaz yani. Neyse bittim ve eve geçiyorum bu arada. Evde tekrardan görüşürüz. Terapiden geldim. Ya bu babası ne güzel bir kahvaltı hazırlıyor Ensar'a. Afiyet olsun aşkım. Gelelim bugünün videonun konusuna. Banyoyu düzelteceğiz beraber. Kaç haftadır bu arada perdem gelmedi. Perdem yanlış adresi gitmiş. Oradan yine adresi verdim, bir türlü gelmiyor. 4-5 gün izin günü vardı Almanya'da. Her yer kapalıydı. O artık gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Belki tekrardan sipariş etmem gerekir. Ama onu beklemek istemiyorum. Çünkü eşyalar birikti ve yığındı. Onları kaldırayım diyorum. Öncelikle sizlere şu an aldıklarımı göstermek istiyorum ve evdeki olan dekorlarımı da çıkardım. Onlardan da bahsedeyim. Şimdi öncelikle şöyle, bunları ben çeyizime mi almıştım yoksa annem mi almıştı hiç hatırlamıyorum. Şöyle iki tane bir cam kutum, cam kavanozum var kapaklı. Kırılır ama aşkım. Bunları alalım. Hadi gel. TK Maxx'tan şöyle bir tane vazo aldım bu arada. Bunları aslında hemen direkt beraber çıkarabiliriz. Sonra iş olmaz. Banyomu bu arada dekor amaçlı yapacağım ya, bir tık böyle kremimsi bir ton atmak istiyorum içine. O nedenle böyle krem rengi eşyalar aldım. Böyle grimsi, krem rengi ve beyaz tonları olacak. Beyaz bir perde sipariş verdim. Dediğim gibi gelmedi. Onu artık gelince sonradan takarız. Bugün bir bekleyeyim. Bir şey gelmezse onu iptal edip tekrardan bir sipariş edeyim. Sonra IKEA'dan şöyle bir ayak paspası aldım duştan çıkınca, böyle ayaklarımızı kurulamak için. Bu IKEA'nın bu arada. Bunun keşke büyüğü de olsaydı. Yani bunlar bu arada altı kaymaz, özel banyo olduğu için. Ama sadece krem renginin en büyük boyutu buydu. Sonra H&M'den de havlular sipariş verdim. Bu böyle el havluları bu arada, ikili. Bunların dokuları o kadar güzel ki arkadaşlar. Gerçekten çok fazla beğendim. Bunun aynı takımının bu arada bir tane duş havlusundan bir tane saç havlusu, baş havlusu aldım. Bunları böyle banyoya asmak için. Şöyle. Bunların bu arada hepsi yıkanacak. Sadece ben şimdilik böyle dekor amaçlı yine de bir asacağım. Bir gözüm, bir gönlüm açılsın. Bir bakayım nasıl olmuş. Ondan sonra hepsini indirip hemen bir 15 dakikada yıkamaya atarım. Şöyle bir sudan geçiririz. Bu da baş havlusu dediğim gibi. Bunlar H&M'den de. Sonra H&M'den şöyle bir tane tablet mi diyeyim artık, altlık gibi bir şey aldım. Bunlara böyle havluları dizmeyi düşünüyorum. Böyle küçük havluları dekor amaçlı yani. Ardından gelelim yine TK Maxx demişim. IKEA'dan bunlar çok uygun fiyatlıydı. Bunları böyle dekor falan yaparım diye. İkilisi 2 euroydu yani, birer euro falan. Şöyle bir havlular aldım. IKEA'dan bir beyaz bir krem. Bu arada renkler bayağı uyuyor. Sonra şöyle Biller'den. Bu arada Bila yani böyle şey gibi, Zegmüla, Mümax, XXL Lutz gibi yani böyle mobilya mağazası. Oradan böyle bir grimsi havlular aldım. Bu yine el havlusu. Belki dekora, belki de el havlusu olarak kullanırız. Bu da böyle bir baş havlusu. Bunu da aynı şekilde ve el havlusu veya baş havlusu olarak kullanırım diye bir de bundan aldım. Baya bir havlu alışverişi yapmışım bu arada.
Sonra şöyle, bunu Nanunana'da buldum bu arada. Girerken rastgele 2 euroya ucuzlamış. Şöyle bir toka falan koymak için. Tokalık aldım. Hatta şöyle onlara uygun renkte 2 tane toka. Şahane değil mi? Duşun içine 2 tane sünger aldım. Bunlar DM'den bu arada. Yine krem rengi. Zaten ihtiyacımız da vardı. İyi oldu. Kulak çöpleri aldım. Bunlar o cam kavanozun içine girecek. Böyle kahverengi vardı DM'de. Bundan aldım. Hem dekor hem kullanırız diye. Sonra bir tane de şurada. Aa, bir de ikili beyaz havlusu almışım bu arada. Bu da H&M'in. Şöyle göstereyim. Bunlar da H&M'in. Havlu ihtiyacım vardı zaten. Saç çeyizinden kalma. Bir tane böyle havlu mağazasından bir şeyler almıştık. Onlar mesela çok aşırı iyi kalite değildi. O nedenle onlar acayip sökülmeye başladı mesela. Bu boyuttaki olanlar küçükler. Sık sık kullanıyoruz, sık sık yıkanıyor tabii. O nedenle bir 4 sene sonra bir 3-4 havluyu değiştirsem hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yoop'un havlularını almıştım bu arada. Çeyizime maşallah diyorum. Tıkır tıkır hiçbir şeyi olmadı. Sık sık da yıkıyorum ve 4 senedir kullanıyorum, yani sürekli kullanıyorum. Öyle yok özel günlerde, yok o gün asayım bugün asayım olayı yok. Yıkandı kurudu hemen asıyorum, yıkandı kurudu asıyorum ve çok fazla memnunum. Fiyatları yüksek olabilir ama uygun alıp her 3-4 seneyi değiştirmektense çok beğendiğim ve mesela Yoop'u çok beğeniyorum. Tamam biraz fiyatlı ama onu mesela değiştirmem, yani hiçbir zaman değiştirmem. Ne rengi soluyor ne bir şey oluyor. O nedenle bazı şeyler yüksek fiyatlı olunca ama kaliteleri de gerçekten iyi oluyor. Şöyle Ruth Elson Sweet Jasmine bu arada. Ben bunu kullanıyorum evime. Kokusu var. Aynı zamanda şöyle bir el kremi. Şöyle bir koku. Ve iki tane de Ruth Elson mumu. Yani şöyle Ruth Elson bir setini yaptım. Şöyle mumunu, kokusunu, spreyini, kremini. Öyle şeyler. Tamamdır. Bittik. Şimdi gelin önce bir size banyonun eski halini göstereyim. Ardından da bu dekora başlayalım. Şu an sizde de öyle mi bilmiyorum bu arada, eski halini tam olarak detaylı bir şekilde göstermeden önce böyle mesela bir aklımda bir odayı, bir dolabı, bir şeye düzenlemek varsa gelecek günlerde o zaman orayı iyice salıyorum. Yani düzenli olsa bile artık dağıtıyorum. Böyle hiçbir şey yerine koymuyorum. Zaten burası düzelecek diye tam olarak banyoda 2-3 gündür öyle bu arada. Baya bir karıştı. İşte saç bakım kremim aşağıda. Havluları görüyorsunuz baya eksik. Kapı arkasında falan sürekli havlular asılıyor. Yani buralar falan pek düzenli değil. O nedenle şu halılar falan değişecek şimdi. Bu arada yeri bir türlü krem rengi halısı bulamadım. Almanya'da o kadar yüksek fiyatlıydı ki 100 eurodan başlıyordu. Bu arada tekinden bahsediyorum. Set halinde bile değil. O nedenle bunu büyük ihtimal bir izinde bir Türkiye'den bir güzel model olarak banyo halısı bakmayı düşünüyorum. Ölçüleri de bu arada çok küçük, bir boyu 100 eurodan başlıyordu. Benim ölçülerime göre 70'e 1.20, yani benim ölçüm. 150 eurodan arkadaşlar, hani 150 euro da banyo halısı tam olarak bilemedim yani. O nedenle de şuraya halı, bir Türkiye'ye gittiğimde, bir izine gittiğimde buraya halı bakmak istiyorum. Şimdi gelin şuranın bir size bir kısa bir özetini göstereyim. Burada Dyson'ım var, koku, sabun dekorasyonum filan. Burada mumlar, havlular. Burası böyle boş. Ve burada da böyle bir havlu merdivenim, askılığım var. Hepsi genel olarak kalacak. Sadece bir dekorumuz değişecek. Şimdi fazla lafı uzatmadan gelin başlayalım. Hemen bir bütün havluları çıkarıyorum. Bunları direkt makineye atarım. Havlularımı bir çıkardım. Bunlar bir yıkansın. Şimdi burayı önce bir hemen bir düzenleyeceğim. Burası fena karışık. Tam olarak demin bahsettiğim gibi, yani böyle biliyorum ya şimdi buralar düzenleyecek. Buralar düzenlenecek. O nedenle burası yani böyle kaos içerisinde. Şöyle hepsini bir şuraya atalım. Burada maskelerim var. Bunlar burada durabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Kaymışlar ama yani.
Şimdi şöyle ilk çekmecemi düzenledim bile bu arada. Burada böyle gözlerim olduğu için baya iyi oluyor. Bunları böyle tek tek ayırabiliyorum. Hemen buraya geçiyoruz bu arada. Burası da bir tık böyle hepsi bir yere toparlanmış gibi duruyor. Şimdi hemen bir sleep'i getireyim. Şimdi şu dörtlüyü, daha doğrusu şu üçlüyü direkt yan yana koyuyorum. Çünkü bunların üçü bir kullanılması lazım. Şurada bir gece bakımı dursun. Burası da bitti arkadaşlar. Şu üst tarafını hemen bir silmek istiyorum. Bunlar bu arada rezerv ve kliniğin fazla fazla almıştım indirimde olduğu için. Bu nemlendirici ve göz kremi zaten, yani bunlar her zaman kullanılır arkadaşlar. Yani ne bir şikayetiniz olur, ne bir fazla gelir. Az gelir ama fazla gelmez. Onun için onları hiç bilmiyorum. Çünkü onun zaten fazla eşyası olmadığı için sadece bir silip onunkini bitireceğim. Siyah olabilir. Her şey siyah. Onun dediğim gibi bölümü temiz. Onda bir şey yok. Sadece şöyle ufak tefek.
Kısa bir hemen size banyomu göstermek istiyorum. Öncelikle yerde iki çeşit serdim ki bu zaten benim favori halım. Ama arada bu yıkandığında boş durmaktansa bu krem rengi de gayet bence güzel olacak. Bir krem rengi halı almam lazım buraya. Sadece duşun önüne var dediğim gibi ama burada yok. Şimdi hemen buraya böyle bir küçük havlu dekoru yaptım. Bence bayağı güzel oldu. Bu arada bu buradan kalkacak da şimdilik şurada durakoysun. Bu buranın yeri değil. Şöyle bir banyolum var zaten. İçlerini şimdi kısa bir düzenledik. Şöyle de göstereyim hemen. Bakım kremlerim falan var bu arada bu dolapta. Ardından hemen karşı tarafa geçtik mi? Şöyle H&M'den ve Yoop'dan havlularım var. Onları buraya astım. Bu arada bu krem renkler daha yıkanmadı. Sadece bir nasıl olacak diye iade etmeden önce beğenir miyim diye bir yıkamadan kullanmak istedim. Ve gayet güzel oldu. Yani bunları şimdi hemen bir sudan geçireceğim. Şuraya iki tane böyle krem rengi süngerler astım. Sonra hemen şöyle tuvaletin üzerine bir küçük ritüelsin dekorlarını yaptım bu arada. Bu kokuyu daha açmadım çünkü İporo'nunki şu an açık ve iki koku karışsın istemiyorum. Yani burası da böyle rastgele bunlar da krem rengi olduğu için bence gayet uydu. Ve şuraya da şöyle bir dekor yaptım. Bu dekoru bir tık daha böyle canlandırmak için de şuraya beyaz perde aldım. Jalozi perde düşünün. Bunu direkt cama yapacağım bu arada. Duvara değil çünkü görüyorsunuz ki benim duşakabin duvara sıfır yapılmış. Yer amacıyla yer sıkıntısı vardı. O nedenle de yani buraya duvardan perde alamam. Sadece camın üzerinden takmalık olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benim içime gerçekten sindi. Perdeyi de taktık mı? Buraya da krem rengi halı aldık mı? Yani şöyle güzel bir dekor oldu. Bir de eksiğim burada bir tane Yoop tabletim var sabunluğun altına. Burada da daha yok alamadım bir türlü bulamıyorum grisini. O da buraya gelecek. Şöyle ton sür ton olmamış mıyım? Yani gri tonlarında bu arada koyu gri daha çok. Bayağı beğendim. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra eve gelelim. Size günün menüsünden bahsedeyim. Aslında günün menüsünü şimdiden söyleyebilirim. Bugün pirinç pilavı yapacağım. Yani Türk pilavı. Yanına karnıyarık yapayım diyorum. Yanına cacık. Cacık muhteşem oluyor bence. Böyle kıymalı yemeklerin yanına biz çok severiz. Belki birazcık turşu çıkarırım. Tek çorba ne yapacağım onu bilmiyorum. Bir onu düşüneceğim şimdi çorba. Geldik. Hemen bir yemek malzemelerimi çıkarmak istiyorum. Al. Tut. Bunu şimdi bekle. Bir tane patlıcanımız varmış diye. Tamam bekle. Esra bir de bunu koy. Kıymamı koydum. Hemen kavuruyorum. Yağlı olduğu için yağ eklemedim. Sarımsak, soğan, maydanoz, kıyma ve salçayı iyicene kavurdum şu an. Ve şöyle çok az da bir su ekliyorum. Domatesli olmasını istediğimiz için de domates ekliyoruz. Şimdi birazcık daha su ekleyeceğim. Baharatlarını da ekledik mi? Tuz, karabiber, kekik. Çok az da nane tamamdır. Şimdi hemen gelin bir patlıcanları şöyle bir fırına atalım. Ya bir enerjim kalktım ki size şu an anlatamam yani. Bu enerjim sizlere de gelsin, sizlere de geçsin. Şöyle hemen, bu arada patlıcanım şöyle göstereyim sadece bir tane kalmış. O nedenle yanına da bir tane kabak yapacağım. Ve çok az bir kabağım daha var. Bunların içini doldurup böyle bir karnıyarık ve kabaklı olacak yani. Bir kabak bir patlıcan olacak. Çünkü Ensar da bizimle artık böyle maşallah güzel yediği için artık porsiyonları bir tık büyütüyoruz yemek yaparken. Öncelikle bir yıkayayım. Bu arada kabağı yapmak istiyorsanız ikiye bölüyorsunuz böyle. Bir de şu küçüğü yapalım.
kolay pişmesi için şöyle çizikler atıyorum. Şöyle üzerlerine zeytinyağı gezdiriyorum. Tamam, şimdi çok az da tuz ve bunu bir fırına vereceğim. Bu şimdi yarım saat bir közlenecek, yani pişecek. Sulu yemek, yani çorbada ne yapayım derken buzluğumda haşlanmış yeşil mercimeğim vardı. Yeşil mercimek çorbası yapacağım. Yani şu an resmen ağzım sulandı, anlatamam. Bunu da atıyorum içine. Tuz. Birazcık karabiber. Ve şöyle sebze bulyonu. Cacığı falan sonra yaparız. Şimdi ben bir çamaşırları getireyim. Kurutma bitti. Mutfaktaki banyodaki yeni havluları falan bir attım hemen yıkamaya. Yani bir şey yaptığımız yok. Ensar uyuyordu. O şimdi uyandı. Videolar hep böyle aynı olsun istemiyorum. Bu arada her gün vlog çekmek, şimdi Ramazan ayında da hele bu son günlerde fazla bir şey yapmadığımız için gerçekten böyle zor oluyor. Yani ne çekeceğimi bilmiyorum. Videoların da hepsinin aynı olmasını da istemiyorum. Bir iki videoya geçiş yaptığımda eminim ki videolarım daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şu anlık gerçekten veya bana öyle geliyordur belki, sanki bir tık böyle sıkıcı demeyeyim de böyle sürekli hani evdeyiz, bir şey yaptığımız yok. Bir de çocuğum, hani oğlum olduğu için çalışmıyorum da evdeyim yani. O nedenle bana böyle bir tık böyle çok aynımış gibi geliyor. Olsun, ama dediğim gibi şimdi bu 30 günü tekrardan yani bırakmayı düşünmüyorum. 30 günlük bir Ramazan vlogu olacak, ama sonra 2 güne düştük mü böyle bir vlogda 2-3 gün 2-3 günü kapsayınca bence daha eğlenceli ve daha değişik şeyler ve güzel şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi günlük vlog Ramazan aylarında yani yemek vlogları oluyor, ev işleri oluyor, daha çok bunlar oluyor, düzen oluyor, fazla gezme tozma olmuyor. Yani gelmesin mi yakında şöyle bir tatil vlogu falan, güzel olur değil mi? Neyse, yarınki videomda bir küçük sürprizim var bu arada size. Orada bir tekrardan konuşuruz. Daha doğrusu kendimize. This und dann tut sich da rein. Aber wir haben so viel Klima. Elim bol maşallah. Oyuncakların arasındadır bu ya. Lavaba da geçiş yaptım. Bu arada unutmuşum şu an resmen. Allah kabul eylesin arkadaşlar. Fena olmuş yani yemekler. Eminim sizlerinki de öyledir. Acıkmışız. Daha su bile içemedik. Nasıl azıcık tüktü lan. Şimdi karnı yarığımı size bir göstereyim mi be? Yani bu tam bir karnı yarık olmuş. Bir tadına bakalım nasıl oldu. Çok güzel. Hafif tuzu eksik ama. Çaysız olur mu? Kesinlikle olmaz. Şimdi ben bir çay dolduracağım. 3 çeşit çayımız var. En sevdiğimiz çay kavanozda değil. Misafirlik çaylarımız kavanozda. Misafirlik derken Türk çayı demliyorum. Mesela Fırat Gül tarafı daha çok Türk çayı tercih ediyor. Onları da hep kavanoza döktüm. Buna yer kalmadı. Bu da benden Fırat'ın favori çayı yani. Şimdi şöyle, Fırat'la geçen konuştuk da buraya çok sık kullanıyor. Burası da hiç kullanılmadığı için bu bölümle şu bölümü ikisini yer değiştirelim dedi. Üstler Allah'tan aynı. Sadece şuradaki son 3 çekmece buraya takılması lazım. Yoksa bunun içi zaten bununla aynı, dediğim gibi. Şimdi buraya geçiş yaptık bile hemen. Fırat takıyor.
Merhaba. Çay kahve ne istersiniz? Makyajımı çıkarmadan önce bu videoyu burada kapatayım diyorum. Birazcık banyo videosu, birazcık da böyle yemek videosu, işte neler yaptığımız falan oldu. Galiba bu son videolar birazcık kısa gelecek. Şikayetler geldi bile bugün birkaç kişiden. 8 dakika nedir ya? Merve şimdi görüyorum 8 dakika. Ya çok kısa olmuş gibi şeyler okudum. Ama arkadaşlar yani her gün her gün aynısını da olsun istemiyorum. Demin de bahsettiğim gibi hani sıkılmayın. Az olsun, güzel olsun. Yeri geliyor çok oluyor. Yani bu videoları da böyle idare edelim. Uzunları eminim gelecektir. Videoyu da burada kapatayım diyorum. Umarım beni severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone sayım yükseldikçe daha çok motive oluyorum ve daha güzel içerikler aklıma geliyor ve söyleyeyim sizlere. O nedenle abone olmayı unutmayın. Hep birlikte güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.